kanalımda hayatta kalmak için doğruyu seç challenge oynamıştık. Ve bu oyunda cezalar da vardı. Taner bana öyle bir ceza verdi ki yavru kediyi eline alıp kaldıracaksın dedi. Çok fazla uğraş verdim, sırtımdan ter boşaldı. Biliyorsunuz hayvan sevgim çok fazla, çok seviyorum. Evimizde de çeşitli bir sürü hayvanlarımız var. Hepsini sevip okşayabiliyorum fakat elimi bir türlü alamıyordum, kucaklayamıyordum. Az önce challenge'a başlamadan önce Lina Tarçın'ı alıp geldi. Bir cesaret geldi bana. Hiç kimseye bir şey söylemeden Tarçın'ı tuttum ve kaldırdım. Şimdi videomuza başlamadan ilk olarak bunu sizin de görmenizi ve sizin de şahit olmanızı istiyorum. Tarçın annesine gidiyor. Annesini gördü Tarçın. 1, 2 ve 3. Gördün mü değil mi? Lina'cığım gördün mü? Lina düşecek. Bu benim için çok çok büyük bir başarı arkadaşlar. Gerçekten değil mi Lina? Evet. Gel bakalım buraya. Gel bakın çekiyorum da. Bakın. Gördünüz mü? Daha önce bunları hiç yapamıyordum. O zaman şimdi gelelim bugünün konusuna. Evet, oyuncak. Oyuncak ama neden bugün oyuncak açıyoruz arkadaşlar? Önce onu söyleyelim. Yine benim kanalımda Rukiye Çetinkaya YouTube kanalında Taner, Lina ve ben üçümüz bir challenge oynamıştık. Büyük, orta ve küçük yemek yarışması. Orada kazanan Lina ve ben olmuştum. Taner kaybetmişti. Bana ödül olarak 1000 lira ödülü vardı. Onu tabii hemen videonun sonunda aldım arkadaşlar. Lina'ya da ödül olarak istediği bir oyuncağı almak vardı. Lina da son zamanlarda Locopoco'nun oyuncaklarını çok sevdik. Her gittiğimizde elimiz Locopoco'nun oyuncağıyla dönüyoruz oyuncakçıdan. Yine Locopoco'dan harika bir oyuncak buldu. İnternetten siparişini verdik ve bugün oyuncağımız geldi. Şimdi sizlerle birlikte onu açacağız. Al bakalım. Bununla başlayalım. Bu ağacana çok büyük. Kalktın. Güzelim. Şuna tipine bir bakın. Dur bakalım. Gözümü kapatın. Yaklaş. Yaklaş kızımı göster. Bu bizim tarçınımız. Minik minik. Şuna bakın, şuna şuna. Allah'ım. Kıca 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 bak. Bakın. Bakın bakın. Dur bir tarçın. Dur bir tarçıncım. Bakın. Ay. Çok güzel. Biraz huylanıyorum ama yavaş yavaş alışacağım tabii. Fairy Garden perili bahçe mi açıyoruz arkadaşlar? Şimdi biz perili süper bir bahçe yapacağız. Sulayacağız ve gerçekten içerisinden çimler çıkacak arkadaşlar. Hadi çekip benim Fairy Garden'ıma çalıyor. Ama yine geliyor. Onu bence götürün Lina. Bence de. Ay! Neler çıkacak acaba? Evet, tüm malzemelerimiz çıkti. Ben de bunu açtırmakla başlayayım ve elimizi kuralım. Belle isminde kanatlı bir peri kızımız var arkadaşlar içerisinde. Ve biz oyuncağımızın sonunda şunu elde edeceğiz. Perilerle dolu sihirli bahçemizi yaratmaya başlıyoruz. Oo, Lina başlamış bile doldurmaya. Tabii başlarım. Aa. Kırlar tarafı. Evet, şimdi toprağımızı düzeltelim. Evet, hafif bastıralım, düzeltelim. Şimdi evimizin bahçesini tasarlayalım. Pencerelerimizi takalım. Evet, takmak çok eğlenceli. Şöyle. Hemen kapımızı da yerleştirelim. Açılır kapanır bir kapımız var. Hemen çatısını da kuralım. İşte kulübemiz hazır arkadaşlar. Ev mi diyelim, kulübe mi diyelim? Çünkü tek odalı bir yer bu. Şöyle koyalım. Evet, biraz bastıralım. Evet, şimdi yolunu yapalım. Rengarenk taşlı bir yol yapıyoruz arkadaşlar bahçemize. Hemen. Burayı çok azıcık şöyle açar mısın? Yolumuzu belli et Lina. Doğru. Şöyle yolumuzu belli edelim. Tamam. Buradan şu başa kadar... Evet. Buranın içini doldurabiliriz. Yavaş yavaş dök bakalım anneciğim. Kapının ucundan. Dök dök. Ay çok güzel olacak. Dök dök dök. Hepsini dök. Düzeltiriz elimizle. Yaptım. Evet. Hadi bakalım şimdi düzeltelim. Dışına çıkmasın. Doğru. Şöyle. Evet, rengarenk harika oldu. Ben bayağı beğendim. Lina'cığım bu direkt senin odana koyarız. Doğru. Bunlara çok iyi bakacaksın, tamam mı? Otları çıkana kadar her gün az az sulayacaksın bunları. Doğru. Çok az sulayacaksın ama sadece toprak nemlenecek. Deniz kabuğumuz için de periye güzel bir havuz hazırlayalım. Onu hemen gömelim Lina, şöyle bir oyuk açalım. Toprağımı, elimi, ayağımı değmeyi çok seviyorum. O yüzden hiç diğer aletlerle uğraşmadan parmağımla yaptım. Tamam. Evet. Çok güzel. Suyunu ekleyelim.
Evet. Artık tohumumuzu ekelim mi? Çim evet, tohumumuzu. Ekelim. Hemen çim tohumumuzu ekiyoruz arkadaşlar. Bak böyle. Şöyle. Dök dök. Her yeri eşit bir şekilde dağıtıyoruz, tamam mı? Boşluk kalmasın. Havuzumuzun suyundan tabii ki de şuralara da dökelim. Hepsine dökelim anne. Çok güzel olsun. Dur havuz suyumuzu temizleyelim bence Lina. Bu bence olmadı. De. Havuzumuz da çıkmasın. En son koyalım suyunu, pislenmesin. Bence de. Pisleniyor sonra. Şöyle içine girsin tohumlarımız. Bir sürü yemyeşil çimlerimiz olacak. Gerçekten olacaklar, sulayacağız ve 1-2 hafta içerisinde çıkacaklar. Hadi anne bir an önce yap da çıksın, çok heyecanlıyım. Tamam, çıkmış halini de size Instagram'dan paylaşırız arkadaşlar çimlerimiz evet. Çıkınca. Evet, bunu havalandırdık, bence bu kadar yeterli. Şurayı biraz da burayı yapalım. Şimdi hemen biraz sulayalım arkadaşlar. İlk toprağımıza verdiğimiz zaman ne deriz? Can suyu deriz arkadaşlar. Şimdi can suyumuzu ekliyoruz. Ama çok fazla doldurmayacağız, tamam mı anneciğim? Şöyle hafif hafif dökelim. Birazcık da buraya. Çıkar çıkmaz size hemen Instagram'dan paylaşacağım. Evet, şimdi havuzumuzu doldurabiliriz. Perimizin havuzu. Bence mantarımızı şuraya. Tamam, koy bakalım oy onu. Evet, evet. Süper oldu. Çok güzel görünüyor. Hemen çiçeklerimizi, renkli çiçeklerimizi de koyalım. Morla mı başladın? Evet. O zaman ben de karşısına hemen bir mor takayım. Ben de hemen sarıyla. Sarı. O zaman ben de sarıyla devam ediyorum. Tam benimkinin karşısına tak anneciğim. Şöyle. İyice batıralım çıkmasın dibine kadar. Ben bütün çiçekleri severim. Ben de çok severim. Bir tane arttı. Bunu da senin tarafına takalım mı? Olur. Ya çok güzel oldu, nasıl? Evet, çok tatlı görünüyor gerçekten. Bellimizi koyalım, perimizi. Şurada koyalım. Otursun mu? Otursun. Evet, çiçeklerin hemen önünde bellimiz. Ve minik faremizi de mantarımızın üstüne koyalım mı? Ay, minik ay fare. Çok tatlı. Şimdi gelelim çamaşır askılığımıza. Ben bu ucunu saracağım. Ben de bu ucunu sarayım bari. Şöyle. Ve çamaşır askılığımız da hazır. Bunu hemen buraya koyalım boşta kalan yerine. Onu ıslatalım mı önce? Çamaşır ıslak asılır değil mi? Doğru. Hadi ıslatalım, gel. Hop. Sen sık bakalım şunu iyice. Sıkayım. Bakayım nasıl sıkıyorsun. Öyle mi sıkacaksın? Dur şöyle şöyle sıksana. Ha, sık. Aferin benim marifetli kızıma. Tamam mı? As bakalım şimdi. Şöyle çevirelim. Arkadaşlar da görsünler. Güzel astım. Mandalını da tak. Tak. Aferin. Of. Bir de şunu tak. Taktım. Ve son olarak peri tozu dökeceğiz perimize. Dök 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 dök. Evet. Biraz da şuralara dökmek istersen dökebilirsin şu ön tarafa. Bence dökmeyeyim anne. Yeter ben. Yeterli mi? Tamamdır. Çok olmuş bile. Arkadaşlar şahane bir şey olmadı mı sizce? Gerçekten çok güzel oldu Linacığım. Güle güle kullan. Ben çok beğendim. Odana harika bir süsleme oldu. Hem de bitkilerle dolu. Evet. Değil mi? Çimlerimiz de çıkınca çok çok güzel olacak. Evet, o hazırsa hemen geçelim diğerine. Aç bakalım anneciğim. Ötekinde de var, çok heyecanlıyım arkadaşlar. Yine bir ekim işlemi bizi bekliyor. Bu da mini fairy pot bu kez açacağımız şey arkadaşlar. Odana yine süsleyeceğim harika bir şey daha çıkıyor Lina. Bence de. Arkadaşlar bu sefer yenilebilir haldar ekeceğiz. Ne ekeceğiz? Yenilebilir haldar. Haldar. Haldar değil arkadaşlar. Hardal. 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 Haldar. Hardal. Hardal. Evet, şimdi oldu. Evet arkadaşlar, hardal ekeceğiz. Tohumlarımız da içerisinden çıktı. Paketin yarısı kadarını toprağımıza ekeceğiz. Üstünü yine sulayacağız. Can sularını vereceğiz. Birkaç gün sonra hemen hardalımız yetişmeye başlayacakmış. 5 santim uzadıktan sonra yenilebilir hale geliyormuş. İstersek biz bunu baharat olarak da kullanabilirmişiz. Yemeklerin içine ya da salataların içine katarak. Ya da yemek istemiyorsak eğer, 5 santimden sonra kesip yemezsek eğer, sarı sarı çiçekler çıkarmaya başlıyormuş. Çiçekli bir saksı olarak da kullanmaya devam edebiliriz. Sen hangisini tercih edersin? Ben kesip yemeyi düşünmem çünkü
sarı sarı çiçekler açıyormuş. Ha, çiçekli olsun istiyorsun. Evet. Tamam, çiçekli. Lina böyle kullanmak istiyormuş. Belki bir tanesinin tadına bakarız canım, doğru, beğenirsin. Bir tanesinin evet, tadına bakarız. Şimdi hemen bunu açalım. Ben açayım. Aç bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi bu şirin saksımıza tohum ekme zamanı. Çok şirin gözükmüyor mu? Evet, bir perimiz de burada var arkadaşlar. Bir tane de minik bir kuşumuz var. Şimdi tohumlarımızı dökebiliriz. Bunun yarısı kadar dökmemizi yazıyor kullanma kılavuzunda. Ay güzel mardallar yetişecek. Bu buna çok değil mi ya? Bence çok değil. Ama öyle yazıyor. Evet, hafifçe toprağın altına koyuyoruz. Toprağın çok azıcık altında olması gerekiyormuş. Hemen birazcık üzerine yine toprak ilave edelim. Kapatalım. İşte bu kadar. Hadi can suyunu sen ver anneciğim, gel. Bu kadar yeterli bence de. Bence şu kenarına da dökelim mi birazcık daha? Hafif şu kenarlarını da dökelim ve tamam. Peri kızımızı buraya oturtalım. Kuşumuzu da arkasına. İşte bir çiçeğimiz daha hazır arkadaşlar. Bunu da Instagram'dan paylaşabiliriz değil mi Lina? Evet. Bunlara sen iyi bakacaksın, tamam mı? Tamam. Toprağının kurumasına müsaade etmeyeceksin. Her gün az az sulayacaksın. Tamam. Buna kaç puan veriyorsunuz? Ben her ikisine de 100 veriyorum. Ben de her ikisine 100 veriyorum arkadaşlar. Çünkü ikisi de hak ediyor. Tam çocuk odasına göre bir şey değil mi sizce de bu? Evet. Evet, videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Hepinizi seviyoruz. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.